Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımız Kur'an'ın ikinci sure olan Bakara suresinin ilk 5 ayet-i kerimesi. İnşallah sebebi inşallah. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'de en uzun sure. Bakara suresi. Medine'nin nazil oldu. Genelde hükümler, ahkam denen hükümler bu sebebi biliniyor böyle. Haram, helal. Bu sebebi biliniyor onlara böyle. Bunun da ilk 5 ayet-i kerimesinin farklı bir özelliği var tabi. Bu da bu surenin bir nevi özeti olmuş oluyor. Bismillah buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. Elif, la, mim. Kur'an-ı Kerim'de bazı sureler, 29 sure böyle başlıyor, harfle başlıyor. Bunlara deniyor, hurufu mukatta deniyor. Hurufu mukatta. Yani kesik olarak okunuyor. Birleştirilmiyor. Mesela elem denmiyor buna. Elif ayrı, lam ayrı, mim ayrı. Hamim mesela. Bu okunuyor bunlara böylece. Nedir bunun anlamı? Bunlar Rabbimizin bir sırrı Kur'an'da böyle. Ancak bunun anlamı Peygamber'e mahsus. Sahabeler bu anlamını bilemezler onlara böyle. Bu ilahi bir sırdır. Bu sure başta gider. Bazılar bunlara anlam vermeye kalkmışlar ama hiçbir kaynak dayanmadan ama tahminen yapmışlar. Tabi olmaz mı tahminen bunlar da. Bu bir ayet-i kerime bu. Bir ayettir bu da. Elif, lam, mim. Mevlam bir arkadan buyuruyor ya. Zalikeli kitabı, şu kitap, şu kitap. Arapçada işar zamir edilir zalike, yakını haza denir. Haza yakınsa. Uza zalike, işar zamiri gösterilir bence. Bu iki anlamı kullanır bunlar. Uzak, bir mesafe, uzaklığı, bir de saygı tazimen. Öyle denir bence. Bunu veren biri el kitabı, şu kitap, şu kitap. Hangi kitap? Burada lam-ı tarif var. Şimdi Arapçada kitabün olsa iki ötürü olur o zaman. Bu neke deniyor buna? Yani bilinmeyen bir kitap anlamına geliyor. Evveline lam-ı tarif gelince, el kitabı gelince sonra tek ötürü olur. Temin olmaz bunlarda. Tek ötürü olur. El kitabı gelince bu lambda dört anlama geliyor. Buradaki de ahd için. Ahd-i zihni deniyor buna. Buradaki de yani belirli o kitap nedir? Kur'an-ı Kerim olmuş oluyor böyle. Şu kitap Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Yani kitabın Kur'an-ı Kerim'in kutsiyeti azameti için Mevlam böyle buyuruyor. La raybe fihi. Onda rayb. Rayb, şek, şüphe, kuş yoktur onda böyle. Dedi, Allah kelamı olduğunda, geleceği böyle. Allah kelamı olduğunda, bu kitapta, Kur'an-ı Kerim'de, şek, kuşku, şüphe yoktur onda böyle. Buyuruyor böyle. Yani bunda, Kur'an'da Allah korusun şüpheden kişi imanı gider muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam la raybe buyurdu ona böyle. Her kelimesi, her harfi Allah kelamıdır. Şöyle ki Fatiha'dan sonra amin deniyor biliyorsunuz. Amin deniyor. Ama yok Kur'an'da amin. Velal dalil kalıyor orada böyle. Amin yok burada. Neden? Velal amin kelimesi Peygamberimizin sözü. Amin demek sünnettir. Ama Allah kelamı değil ama. Bunun için Kur'an-ı Kerim yazılmıyor bu. Ya öyle kitap böyle böyle. Peygamberimizin böyle sözü bile Kur'an'a yazılmıyor böyle. İncil'e bakınca ne oldu İncil'de? Sırf İsa Aleyhisselam hayattan bahsediyor. Hem de sonrakiyle gelenler. Kendisi değil böyle. Yani bir siyer, tarih kitabı olmuş oluyor böyle. İncil böyle. Olmuş oluyor. Mevlam buyuruyor. La raybe fihi. Bunda şek şüphe yoktur. Yani Mevla ne buyurmuşsa
haktır, gerçektir. Olmuşlar, olmuş, geçmişte. Ve gelecekte varsa hatırı bunlar. Hüden lil müttakîn. Hüden, bu Kur'an-ı Kerim aynı hidayettir. Hidayettir. Hidayet, bir şeyi güzelce yere ulaştırma. Güzelce böyle. Yani zorlamadan, gönül yoluyla ama. Gönül yoluyla. Hidayet budur, gönül yoluyla. Kişinin gönlüne o doğuş verilir. Gönlüne verilir böyle. Dinde zorlamak yok, bu anlama geliyor böyle. Eğer dinde zorlama olsa, herkese böyle silah gücüyle iman etmeye mecbur kalsa, o zaman cehenneme gerek yoktu ki. O zaman neye yaratıldı cehennem? Rabbi her konuda bir irade veriyor Mevlam böyle böyle. Veriyor. Bir de hidayet var. Hidayet ise gönül meselesi böyle. Gönül meselesi. Öyle insan vardır, bir de dönüş yapar. Bir de dönüş, hiç anlamaz bekenirse böyle. Bir anlattı, şu anda aklıma geliyor bazen bir arada bir. Bu taksi şoförüymüş. Bir köye yolcu götürmüş. Karasın bir köyüne yolcu götürmüş. Alkolüymüş ama o anda kendisi de. Namaz yok tabii böyle. Namaz yok. Eve geldi mi de hanımınla tartışma, kavga. Yani kadın eve gelmeseye bakıyor yani böyle. Öyle bir durumda. Bu dönüşte da yalnız dönüyor. Yolcuyu bırakıyor. Yalnız dönüyor. Müdür çalıyor takside, arabada. Müdür çalıyor ki işe birdenbire geliyor. Alkollü. Müdür de çalıyor. Arabada. İşe birden gönlüne geliyor. Bir Allah deme gönlüne geliyor bir anda. O da böyle. İşte bir Allah diyor. Bakıyor Allah daha tatlı bu müzikten bu. Daha tatlı kendisine beraber bak. Gönlüne o da böyle. Başlıyor bu sefer. Kapıyor bu sefer. Tevbir adına varsa o şeyi. Bunu kapıyor başlıyor. Allah, Allah, Allah diye mi başlıyor böyle? Ama bundan muazzam zevk bir alıyor bundan böyle. Ve o anda işinden tevbe ediyor. Allah'ım ben sana döneceğim Allah'ım böyle diyor. Namaza başlayacağım diyor. Allah söz veriyor. Eve geliyor. Tabii kapı zile basıyor. Kadın çıkıyor ama biliyor alkolü geleceğini. Yani vicamında kızını görüyor. Şu bu tabi oluyor böyle. Yani kadın böyle bakarken bakıyor Allah Allah. Gayet sabırlı, halim selim, yumuşak bir halde içeriye geliyor. Diyor ki hanım ben diye banyo yıkanacağım ben diye böyle. Peki. Duş alıyor, çıkıyor oradan. Hiç konuşmadan iki kez namaz kılıyor. Hiç konuşmadan böyle. Hanım da şaşırıyor şimdi bakıyor. Ama alkol ama anlıyor kadın alkol olduğunu. Kokuyor da hareketin belli alkol oldu böyle. İlk kez namaz kılıyor. Kapının başı ağlamaya başladı. Kendi dedi. O ağlamak dedi. O tatlı ki de o anda dedi böyle. Ağlamak. İçten gelip ağlamak böyle. Allah korkusu hep. Allah dönüşsün böyle. İçten gelip ağlamak. O tatlı ki böyle böyle. O kadar tatlı ağzım böyle böyle. Allah'ım söylerim dedi diyor. Ve o gece yatsı namazından başlıyor kılmaya. Yatsı namazından başlıyor kılmaya. Elhamdülillah. Hacı hepsine gitti kendisi. Çok mübarek kişi oldu kendisi. Hayatta kendisi böyle. Hatta sohbete geliyor şeye. Kültür mekine geliyor ya kendisi de. İşte hidayet bu muhtemelen. Hidayet böyle. Gönle bir doğuş gelir birdenbire. Anlamadan. O gönül oradan zevk almaya başlıyor hidayet böyle. Ama kime şimdi bu? Bir müttakîn geliyor burada. Müttakîn böyle. Tekva sahiplerine böyle. Bu onda tekva değildi. Ama zahiren görünümde tekva değildi. Ama Allah katında tekva mı? O da vardı böyle. İblis mesela şeytanı mı yapar böyle? Mevlam biliyor. Ve kerameler kafirin onun hakkında. Ve kerameler kafirden olduğu anlamda gelebiliyor. Bir de idi. Kafirden idi. Şeytan. Ya yani adı o zaman Azail'di. Meleklerin başıydı. Cennette hocasının meleklerinde. Adem vası etmeyince lanetlendi. O anda kafir oldu zahiren. Melekler katında böyle. Ama Allah katında o kafirlerden muhrem böyle. Yani böylece. Şimdi öyle insan vardır ki şu anda öyle fasıktır, günahkardır. Ama Allah katında müttakidir böyle. Öyle insan vardır, müttaki göründür. Öyle yapar.
Allah katında belki imansızdır. Fasıldır Allah katında inşallah böyle. Hüden din müttekin, Kur'an müttekin için hidayettir. Müttekî ne demekten müttekî? Müttekî. Yani tekva sahibi. Tekva olanlar. Tekva ne? O da bize dönen tabi. Tekva vikaye. Vav kaf ye. Kökünden geliyor. Vikaye kökünden geliyor tekvalık. Korunan sakınan anlamına geliyor. Sözcük olarak ama böyle. Şirat'ta ise Allah korkusu ile her türlü günahdan sakınan, titizce sakınan günahdan anlamına geliyor. Bunu yapmaya tekvalık denir böyle. Tekvalar da müttaki deniyor. Tekvalar da müttaki. İsim falsifikasıyla iftihal babı deniyor buna. İftihal babından bunlara da müttaki deniyor böyle. İftihal babı o konuya girmeyeyim. Biraz geniş konuda şeye giriyor bu. İlim meseleye giriyor böylece. Demek ki Kur'an-ı Kerim müttakilere İkinci müttakî var. Biri Allah'ın ilmi ezelisinde müttakîdir. Yani böyle. Nakşibendi Bahâ Hazretleri daha hamileyken, ana karnındayken Bahâettin Hazretleri muhteremler, Nakşibendi tarikatının piri, büyük evlullah kendisi bu arada daha anasının karnındayken Emir Kür Hazretleri gece önüne geçerken duruyor. Burada diyor bir şu ana karnında ama diyor yani çok bir zat olacaktı muhtemelen böyle. Daha doğmadan biliniyor muhtemelen böyle. Yani evliyorlar bunu bilirler. Ana karnındayken daha onun ne olduğunu bilirler onlara böylece. Abdülkadir Hazretleri Ramazan'dan doğdu. Gece doğdu, annesi süt verdi. Tabii gündüze anne süt veriyor, almıyor derdi. Akşama kadar. Ezan okudu, yine aldı derdi. Ramazan annesi alından tabii durum böyle bak. Yani bazı doğuştan böyle tekvadır bunlar böylece. Mümin müttaki var. Mümin olur, imanı vardır. Allah inanır Celle Celaluhu, imanın diğer şartına inanır. Onaylar bunları, tasdik eder bunlara, kaybeder bunlara böyle. Ama yaşamaya, uygulamaya gelince, o zaman gevşek kalır. İnkar etmez yani, kabul eder böyle. Namaz farzdır. Kız mesela örtülmek farzdır. Açık etmek haramdır. İçki haramdır, yalan haramdır, faiz haramdır. Bunları böyle kabul eder ama o kadar yapamam der. İşte ben örtülemem daha. İşte namazda kılamıyorum işte ileride kılarım kim böyle. Buna deniyor inkar etmeyeceği sürece imanı durur o anda iman mümin sayılır gene böyle adı müminin fasık ama fasık yoldan çıkmış sapmış böyle bir araba yoldan çıktı mı ne oldu yoldan çıkan araba değil mi mutlaka felaket böyle bir araba çarpar uçuruma yuvarlanır. Yani tehlikeli. Her an bir tehlike vardır. Araba yoldan çıktı mı ona mesela böyle. Yani mümin fasık ona kafir denmiyor. İnkar etmiyor. Kafir denmiyor kişiye. Fakat yaşamayınca, İslam uygulamayınca adı olan mümin fasık oluyor. Günah işleyen kişi imanı da çok ama çok zayıf olur. İnancı yani böyle. İnanç sistemi çok gayet zayıf olur böyle. Aklına Allah gelmez yani. Aklı ölüm gelmez. O mezara girişi aklına hiç gelmez. O kefine hiç aklına gelmez böyle. Hesaba çekeceğim maaş aklına gelmez. Dünyaya dolar. İşte ya dünya hırsıyla dünyaya sarılır. Koşlar, boşlar böyle vakit bulamıyor namaz kılmaya der. Ya da haramlara böyle. İçkiye, kumbara, şuraya, buraya artık dansa, cansa, şunlara, bunlar artık böyle. Öyle bir gider böyle. Allah korusun böyle. Bunda ne olur tabi? İman artık küllenmiş, imanı küllenmiş, çok ama gayet zayıf bir iman. Son nefesinde ölüm sarhoşu diyor böyle. Sekrat-ı mevt diyor. Sekrat-ı mevt, ölüm anında, son anda. Sekrat-ı mevt diyor. Çok zor, çok mutlaka. Sekrat-ı mevt böyle.
Sen acıya vuruyor böyle. Beyin karışıyor böyle. İçi yanar böyle. Muazzam bir şey böyle. Artık hele yanındakilerde bilinçsiz de hastanın masaya alakalı yalnız havalı kişi. Böyle böyle. Allah korusun. O anda imanı kolay kolay kurtaramaz. Yani aklına kelime-i tevhid aklına gelmez o anda. Gelme Allah korusun. Onu şeytan da kandırabilir. Eğer imansız giderse zaten yeri ebedi cehennem. Yanında Allah lütfeder de evinde ölür. Yakınları, torunları, evlatları da kelime-i şahat getirirler. Onun yanında, o da onlarla beraber söylerse, imanla ölürse. Fakat hesabı zor başlar. Her vakit namazı nasıl olacak çekilecek? Her vakit namazın hesabı var. Azabı var bunların böyle. Ne var ki imanı kurtarabilmesi son nefesinde de cehennemde yanar ama ebedi kalmaz orada. Bir gün çıkar onları böyle. Peki ama değer mi şimdi bu dünya için bu? Allah aşkına düşünemedim onu da böyle. Yani şu an herkes kendine baksın geçmişine. Yaşına göre geldim böyle. Ne oldu geçen günler? Ne oldu geçen günler? İnsanın gezdiği, tozduğu, yediği ne oldu bunlar böyle? Boştu mu böyle? Boş bunlar. Yedin için tuvalete gitti işte. Ya. İşte müttakiler nedir? İnandığını yaşar, imanı kuvvetidir böyle. Allah'tan gafil olmaz Celle Celaluhu. Allah unutmaz Celle Celaluhu. Devamlı Allah-u Teala zikrullah zikreder böyle. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, tesbihatlar, sarfaş-ı şerifeler, Kur'an okuma. Allah-u Teala hatırlıyor Celle Celaluhu. Allah'tan gafil olmaz. Ölümü unutmaz. O karanlık mezarı unutmaz. Mahşerdeki sorgulamayı unutmaz. Allah'tan korkar. Ne yapar? Mümin müttaki olan sakınır. Haramdan sakınır. Aman namazım geç kalmasın. İçi yanar böyle. İçi yanar böyle. Yani bir iş şundan, bundan mesela artık bir sıkıştı mıkıştı elinde olmadan araba, otobüs, şunlara, bunlara böyle. Yani boyuna, sağına bakar, şeyine bakar. Eyvah, namazın vakti geçmesin böyle. İç yanar bu tarafa böyle. Hele bir gün sabah namazına kalkamaz hele bir sabah. Yani ayarladığı halde gereken telefonu şuna buna ayarladığı halde hele bir sabah namazına kalkamazsın. Bir uyanır ki eyvah, güneş doğmuş, geçmiyor böyle. Çıldırır mı tarafa böyle. Kendin yaramın bu tarafa böyle. Müttakine böyle. Alameti bu işte böyle müttakine böyle. Böyle korkar böylece. Bir gün böyle bir müttekinin biri sabah namazına kalkamıyor. Vakit daralmış ama. Biraz daha doğmuyor daha. Vakit daralmış. Dalmış ama uykuya. Geç yatmış. Neyse artık ne olmuşsa. Namaza kalkamayacak yani. Herkesin bir şeytanı var. Şimdi bunun şeytanı şimdi düşünüyor. Acaba ben bu namaza kaldırayım mı? Kaldırmayayım bak. Şeytan var onu düşün böyle. Ben kaldırayım mı? Kaldırmayayım mı? Neye bir düşünüyor? Şimdi namaza kaldırırsam diyor, vakit dar. Abdestini çabucak alır, aldığı kötü hem kısa namazını kılar, ona bu kadar sevap olur. Ya kaldırmasam? İçi yanar, yanar, yanar beraber. Allah'a diye korkuyor, yanar beraber. Öyle üzülür, sızlanır böyle diye, Allah'a tevbe eder diye yapar ki, onun acı sevap nedir? Vakit daha fazla mıdır? Uyandırıyor böyle. Uyandırıyor. Bu kişi de rüya alemi gibi böyle şey uyandırıyor fark ediyor böyle. Bunu böyle. Hemen kalkıyor tabii fırlıyor hemen. Abdestini alıyor. Namazını kılıyor neyse. Bittikten sonra şeytan buna insan içinde görünüyor şimdi burada. Gülüyor karşısına böyle. Bak diyor dua et ben sana kaldım namaza diye böyle. Tamam sen beni kaldın ama niye kaldın namaza sen beni diye. Yani şeytan sana bir hayır gelmez. İlle bana söyle. Çok buna ısrar diye böyle, söyleyeyim diye ve duru anlatıyor muhtemelen böyle. Hesap ettim diyor, sevabını diyor, burada da az görüm sevabını muhtemelen böyle. Demek ki bakın mutteki bir gün sabahına kalkıp kendi kendine yer böylece. Bir günah işlese, mesela bir yalan söyledi, istemiyor söylemek ama bir yalan söyledi, dünya menfaati için, çıkarı için, İşte şu bu oldu neyse böyle bir yalan söyledi. Sonra kendine pişman olur böyle. O anda belki işi olur. İşi olur belki. Haklı olur o belki o anda dünya gözüyle. Ama sonra kendine kahre kendine yer muhtemelen böyle. Hele bir harama baksın.
bir mesela bir kadın mesela bir balkon çıksın şöyle kısa kollu işin cihazını kendine neye yaptın bunu yani böyle böyle. Demek ki mümin-i fasık günahlara dalar. Yani o leşe, çukura, bataklığa dalar. Ama ondan memnundur o böyle. Pis bataklığa dalar böyle. Alkol, kumar, şunlar bunlar. Bir gün diyor ki Lokman Aleyhisselam oğlu babasına, baba diyor, arkadaşlarımı kandırmışlar. Baba diyor, arkadaşlarım içki içmeye gidiyor diyor. İşte bir yere. Beni çağırırlar diye. Bir defa gideyim dedim böyle. Sormadan yapmıyor bir şey yani böyle. Lokman Aleyhisselam bakıyor ki çok bunu beynini yıkamışlar böyle arkadaşları. Kimse artık bunları. Yıkamışlar bunun beynini. Şimdi gitme falan dese, bugün gitmese bile yarın gidebilir gene böyle. İcran kaça gidebilir icabında. Oğlum diyor, ben seni kendim götürüyorum. Olur mu diyor. Ona gitsin ben seni kendim götürüyorum böyle. Peki bu sevin tabi da böyle. Tabi o zaman içkilerin yerler yerde içilir böyle. Yerde bir hasır. Evde bir odada. O da içiyorlar bu şekilde. Babası bunu erkenden gidiyor oraya böyle. Oturmuş da oraya. İçki arkadaşları. Tabi gülüşüyorlar, şarkı söylüyorlar, konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar falan böylece. Çünkü bakıyor, güzel bir o hava. Muhabbet, şarkı, muhabbet böyle gülüşüyorlar, konuşuyorlar. Güzel bir ortam ama güzel mi bu durum böyle? Oğlum şimdi çıkalım, tekrar sonra gireriz böyle diyor. Çıkır oğlunu, birkaç saat sonra gidiyor. Bir bakıyor şu, Allah Allah, kimi kusuyor, kimi kumuşuyor, kimi sövüyor, mümkün yapıyor böyle, bir kavga ediyorlar böylece. Pislik yana böyle. Aman baba, ben buraya gelmem yanımda. Bir başını gösteriyor, bir de bak, sonu gösteriyor böyle, bak böyle. Terbiye edeyim, eğitim bak böyle. Bak, sonu gösteriyor bu şekilde. Yani bak, sonu bu, yani böyle, 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 böyle buyuruyor. Ayet-i Kerim'in siyakı, yani devamında müttakilerin bazı özelliği işlemine geliyor. Özellikle müttakilerin. Bakalım bizi var mı, bakalım bunlara işte anda. El-Nezine, o müttakiler ki, yü'müne bil-gaybi. Bunu iman ederler gaybi olarak. Gayb. Gayb görmeden. Görmeden iman etmek. İnsanların çoğu burada aldanıyorlar böyle. Diyorlar ya bazıları işte görem inanman diyorlar göremediğime. Ama aslında yalan söylüyorlar muhtemelenler. Şimdi burada mesela hava var bu odada. Çeşitli gazlar var. Oksijen var, karbondioksit var, ozon gazı var, şunlara var, bunlar böyle. Kaç çeşit gaz var şu havada böyle. Var mı var değil mi? İnanır buna böyle. Peki kim biliyor bunu? Bilemez bunu. Gören yaz bunları efendim. Yani gören var bunu tabii. Günümüzde böyle mikroskopla buna görenler var bunları. Ama gören çok az ama. Belki binde bir kişi görüyor böyle. Yani bin kişi sıralamış yolda. Gördün mü sen bu gazları? Göremedin de böyle. Gören çok az böylece. Ama madem ki buna görenler var, kişi buna inanıyor böyle şey. Burada melekler de var. Göremiyoruz ama gören var. Peygamber hepsi gördü peygamberler. Büyükler evliyorlar görüyorlar bunu, melekleri görüyorlar. Onu haber veriyorlar. Bak ne yapıyor muhtemelen böyle. Bir laboratuvardaki şeye kimyagerin böyle sözüne inanıyor. Yani belki yarışıklı bir kadındır. O kimyager laboratuvardaki gazlara göre, mikroplara gören ona inanıyor. Ama yüz gün küsur peygamber haberi inanmıyorlar da böyle. Mikroplar mesela böyle. Her tarafı mikro böyle, her tarafı böyle. Kaşımız, gözümüz, derimiz, o da tam her tarafı mikro işte böyle böyle. Ama işin tabi bize faydası olan da varlar işte böylece. Ama göremiyor bunlar. Var mı var ama değil mi? Var mı tabi böyle. İmanın da özelliği gaybi. Gaybi. Kişi bunu görse tamam var, gördüm, inandım der. Görüyorsun ama ya. İşte güneş var mı var. Ay var mı var. Yıldızan var mı var. Bu imana girmiyor ki bu. İmana girmiyor bu muhtemelen. İnandım ve güneşe bin defa söylesin. İstihap alamaz bundan da. Görünüyor böyle bu. İman gaybi. Gayb ikiye ayrılıyor. Bir hazırdaki gayb. Yani bizim göremediklerimiz. Bir de gelecek. Gelecek. İleri olacaklar böyle. Bu da gaybe giriyor. 1000 sene sonra, 10 bin sene sonra, 1 milyar sene sonra ne olacak? Ne olacak? Hepsi yazın bunları. Allah ilahi ilmiyle bunları mahrumlar böyle. Her insanın geleceği ne olacaksa böylece. 1 milyar sene sonra.
kişi o anda onu gösterebilir icabında. Mesela Peygamber'e gösterildi. Peygamber'e bazı şeylere gösterildi. Böylece. Önce belki imanın gaybi. İlla göreceğim demiyor. Biz neyi göremiyoruz? Gözümüzü yaratan öyle yaratmış. Ondan muhtemelen işte o kadar böyle. Gözü yaratan öyle yaratmış gözümüz böyle. Yaratmış böyle. Görsek ne olur? Yaşayamayız ki. Yani şu anda görsek mikropları şurada. Bir bardak su aldık işte milyarca mikrop yapmışmış böyle. Milyarca mikrop var böyle. Şimdi bakarak işemeyiz bunu böyle. Mesela kiraz zamanı. Kişi kiraz alıyor bak içerisinde kurtlar atıyor insan. Yemiyorsun onu böyle böyle. Nedir mikrop? Onlar kurt onlarda. Küçük ama böyle. Ona kurt onlara vereceğim. Bir bardak su aldık. İşte milyarca şeyler, mikroplar. Canlı hayvanlar bu tam böyle. İçimiz suyuyor zamanlar böyle. Havayı soluyamayız ki böyle. Solurken mikrop bir şey içimize giriyor. Yaşayamayız bak. Demek görmemek bizim menfaatimize. Görmemek. Ve yukubuna salate ve bundan melam bir namazı ikame ederler. İkame. Yani burada aslı yusallune denir Arapçada. Kullanılır yusallune namazı kılarlar. Burada yukimule geliyor bak. Yuki, ikame. İkame bir şeye dikmek böyle. Doğrultmak böyle. Bir de mukim olmak. Mukim olmak. Yani yolcu olmamak anlar böyle. Mukim olmak. Bunun namazı kılarlar. Ama nasıl kılar bak? İkame ederek namazı böyle. Namazın dinin direği onu tam dikerler efendim. Direğin böyle. Dikerler böyle. Bir de mukim olarak böyle. Yani yolcu gibi değil. Geçici değil. Acele değil. Namazını ne yapmalı? Böyle kılarlar böyle. Namazın erkanı vardır. Tadil erkanı vardır. Vacipleri vardır. Sünnetleri vardır. Bunları uygulayarak ve namazda acele etmeyerek, namaza sıkılmayarak işte. Namaz meyve taşı imanın. Her insan imanın derecesini namazda anlar. Yani bir insan merak ediyorsa, acaba imanım benim zayıf mı kuvvetim mi diye, bunu ne yapar? Namaz anlar muhtemelen. Eğer namaza kişi sıkılıyorsa, daralıyorsa, acele namazı kapmak istiyorsa, imanı çok ama çok zayıf muhtemelen. Çok zayıf böyle. Neden? Allah huzurunda Celle Celaluhu. Allah huzurunda bak. Namaza öyle hemen gelir mi paldır kıldır namaz? Hemen gelir mi namaza böyle? Ne gerekiyor? Altı şartı var. Alt yapısı namaz. Abdestin yok. Ya da gusül gerekiyor. Önce ondan olacak. Üzerine yasak da pislik üzerine böyle. Temizlenecek, yıkanacak ve çamaş değişecek. Böyle. Setri avreti var. Vakit var. Kıble dönmek var. Yani namazın altı şartları var böyle. Bak. Altı şart böyle. Namaz randevu. İlahi randevu. Namaz böyle. Nasıl ki bir devletin başkanı randevu verir bazı halka mesela yörelere. Hepsini kabul etmez ama böyle. İşte saat 5'te 6'ya kadar filan ilim mesela ne şunlar görevliler. İşte 8-10'a şunlara buna bu şekilde böyle randevu veriyorlar. Ama farklı bir zamanla verir farklı derece. Allah da böyle verir bizim orada. Namaz her bir olmuyor namaz böyle. Biz mesela öğle kıldık. Öğle olmayan yerler var şu anda. İkindi kılanlar var. Akşam kılanlar var şu anda böyle. Bak ne oluyor? Farklı zamanlarda böyle randevu verip kullanıyor. O yöreye böyle bir randevu verir böyle. Farklı zamanlarda. Sonra kul yerine getirdi mesela namazın alt şartlarını ya alt yapısını kul namaza giriyor. Daha sonra vakit var ya namazın farzı vakittir böyle. Önce kılınamaz böyle. Kılarsan nafile olur. Farz ödenmemiştir böyle. Vakit böyle. Nedir vakit? Allah'ın verdiği randevu saati o muhtemelen. O saatten böyle. Yani kul böyle bakar değil mi saatine mesela. Şimdi telefona bakar. Ne kadar öğleye 10 dakika var, 15 dakika var, şu bu var bu şekilde. Bu namaz vaktini beklemek bile o kapıda, beklemek bile imanla ilgili mesele böyle. İyi bir şeker böyle. Yani vakit girsin de bir namaza girsin kişi böyle. Allah huzurunda geleceği böyle. Kişi namazda durur. Tabi evinde kalır, dükkanda kalır, iş yerinde kalır, fabrikada kalır, camiye gider. Beşte gider tabi daha bu daha sevap oluyor, fazla oluyor. Ama namazda duruş denenler bak.
Önce niyet geliyor, niyet, şart. Olması olmuyor, niyet şart böylece. Niyet ediyor. Niye için? Allah razı için öğle namazını mesela farzını kılmaya, sen de kılmaya. Allah rızası için. Öğle namazı kılmalı ki Allah bunu beğenmeli, Allah bundan razı olmalı. Olmalı böyle. Ona göre kişi Allah huzurunda bir tekbir alıyor insan. Allahu Ekber diyeyim bak. En büyük Allah'ca. Ne anlama geliyor bu? Hiç unut. En büyük Allah olduğuna göre, ku Allah'a döneceğine göre, dünya fani geçiş olduğuna göre ne gerekiyor? O an dünyayı unutmamız gerekiyor. Unutamıyoruz neden? Kusur bizden muhtemelen. Kusur bizden muhtemelen. İçimizde o iman o şey gelmemiş daha. İman zayıf da işimize böyle. Hala namaza geldiğimiz hala, hala dünyaya bir takıntı varsa beynimizde, kafamız hala varsa böyle, orada kopamamışsak, kusur sırf bizden muhtemelen böyle. Genelde bunu hep araştırırız. Niye namazda aklıma şu bu geliyor böyle? İşte namazı önemsememe namazı, önem vermeme namazı muhtemelen böyle. Namazı önemsememe, namazı küçük görme Allah korusun böyle şey böyle. Yani. Onun için namazdan önce ne gerekiyor? Kafadan, kalpten, gönülden her şey çıkarmak gerekiyor. Allah huzuruna geçecek şey, Allah huzuruna böyle. Kul ve Mevla Rabbi. Gerçek böyle. Tekbir alıyor. Bir de elini tersi atıyor dünya aslında böyle. Bak, 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 böyle yapıyor. Tersi böyle. Allah-u Ekber. Ters atıyor böyle. Avuçta kıble dönüyor. Atı dünya böylece. Sıra ne yapıyor? El bağlama. O yüzden teslimiyet böyle. Boyun bükme. Mevla teslim edin burada böyle. Sol altta, sağ üzerinde böyle. Sol nefis, sağ ruh anlamına geliyor böyle. Ruhun nefise üstünlüğü, galibesi. Bu da böyle. Bir de gevşek olmama gerekiyor burada, el bağlarken böyle. Böyle gevşek olduğumu olmak böyle. Böyle sık olacak böyle, kişi olacak. Yani cihit de böyle yapışacak kişi bunlara böyle. İşte namazın da müttaki namazı da böyle ama muhtemelen işte müttaki namazı işte. Yani kendimize bakalım, ölçelim kendimizi, öyle ama çalışalım. Yapamıyorsa ne yapacağız? Uğraşacağız böyle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Mesela namazda önce de tabii bir alışkanlık, dünya şey, muhabbeti böyle o takır kafamız. Hemen kendim toparlı namazı böyle. Hemen toparlı, ben ne yapıyorum? Hemen namazı kendimize verelim. Böyle alışa alışa inşallah hala bu bizim kafamıza, beynimize, gönlümüze namaz sevgisi girer. Ki Allah'ın olduğu bilinci içimize girer. Namazlarımıza ne olur? Miraç olur derler. Miraç böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri Es-Salatü Miracül Mümin'e bak. Es-Salatü Miracül Mümin'in. Mümin'in miracı. Yani gökler çıkış. Fatiha'da 7 ayet-i kerime var. 7 kat gök var. Her ayet-i kerimesinde biri göğü aşma. Bak. Elhamdü Rabbil Alemin. Birinci göğü açtık. Errahmanirrahim. İkincisi açtık bundan böyle. Yani miracı. Ruhsal miracı böyle. 7 katından sonra artık başlıyor başlıyor. Gayb alem başlıyor sonra. Alem bitmiyor alem tabi böyle şekilde. Benim arzıdan yapıyor yok. Benim arzıdan yapıyor yok. Ben yapıyorum. Bir de infak. Allah'ın da vermek. Neyi ayet-i kerime bakın muhtemelen. Ve mimma razaknahum. Razaknahum. Onların rızıktan Mevlam bir bak. Yani onların kendi mallarına değil. Allah veriyor bak bak. Bir de burada mimma. Aslında min ve ma bu. Min de mini tebizi denir böyle. Ma isim mevsul. Nun'un sahibinin mim geliyor. İdgam edin o böyle. Ya onu yapıştırıyor böyle. Min tebiziye verdiğin rızkımızın malı da bir kısmı hepsini değil ama bir kısmı böyle. Hepsini değil böyle. Ne kadar verebilirse. Yalnız zekat o %2,5. Onda kullanan şey yok bunda böyle. Ama diğer kısımda ne var? Kulak alan bir şey böyle. Ne kadar verebiliyorsa. Daha doğrusu ne kadarını kendine arda gönderiyorsa. Gece bu aslında böyle böyle. O aslında fakire verilmiyor. O kul bunu gönderiyor aslında. Arda gönderiyor. Şimdi dünyadan bakınca belki biraz zor olur vermesi. Ama maaşından bakınca keşke daha çok buraya gönderseydim.
Keşke daha önce oraya gönderseydi. Oradan bakınca farklı böylece. Mevlam benim varlıktan gün fikrini infak ederler. İnfak ederler. Tabi bunun farzı var, vacibi var, adakları var mesela, kurbanı var, fitresi var. Allah yolunda cihatta var böyle. Din yolunda var böyle. Allah yolunda din için din gayretiyle vermek böyle muhtemelenler. Yani bir insan bir mesela komşudur, akrabası, arkadaşıdır ama namaza soğuktur. Bununla kişi ilgilense, bununla ilgilense, bana bir çay ısmarlasa, yani namaza bunu ısındırmak için çay ısmarlasa bile onun sevabı 700'e katlıyor. Böyle. Bunun için bir yemek yedir ona böyle. Gel ben yemek yedirin beraber de parasını verir. Durum tabii iyiyse ona bir yemek falan yedir, ona yardım eder bu şekilde. Ne yapar? Hem Müslümanlara bir kardeşme, Müslümanlara bir iyilik görme böyle. İyilik görme. Elinden geldiği kadar her çeşit yapmak, her çeşitini yapmak gerekiyor böyle. Her çeşitini hayalini yapmak gerekiyor. Şimdi burada iki tane ibadet bu kişiye böyle. Namaz ve parasal ibadet böyle. Parasal böyle. Namaz bedensel ibadet. Öyle insan var, paradan kaçınmaz. Parayı şey yapmaz böyle, para geri gider böyle. Hiç parayı sabır gider böyle. Namaza gelince üşenir ama. İnandığı hal üşenir namaza gelince böyle. Yani imkanı olsa bir adam tutar, ona bir maaş verir. Onu vekil namaz kıldır benim yerime der böyle. Ama imkanı bundan adamda. Rabbim kılsın sen böyle. Yani padişah olsun, başı olsun, ne olsa olsun böylece. Kendi kılacak ama. Ama kendi kılacak böyle bak. Böyle. Öyle insan vardır. Namazı üşenmez yani beden ibadetine üşenmez ama fakat paraya gelince bunu veremez. Böyle. Bunu veremez böyle. Bir gün böyle birisi, bunda Arapça bekil deniyor, bekil. Yani cimri dediğimiz böyle. Cimri biri. Zenginmiş, malı mülkü çok ama veremiyor ama. Veremiyor. O da bir sıfat, özellik işte böyle. Allah korusun böyle. Çok kötü özellik böyle. Veremiyor ama böyle. Eli vermiş, veremiyor. Bir sabah atına binmiş, sabah namazından sonra biraz geziye bakayım diyor böyle. Bakıyor, bir köy önünden geçerken bir yangın kokusu geliyor köyden, yangın kokusu böyle. Altına sürüyor köye, içeri girip bakıyor, bir ev yanmış. Eski yer, ahşap yer tabii. Ev sahipleri kurtulmuşlar ama evde bir şey alamamışlar. Gece bir yangın çıkıyor birdenbire. Ancak onları kurtarmış, çok fakirmişler kendilerine böyle. Tabi baba, anne, üç tane çocuk birine sarıp alışıyorlar. Eyvah, evimiz yandı. Hiçbir şey almadılar. Zaten bir şey yok kendilerinin. Onları görünce acıyor. Merhamete geliyor. Tam yeri. Yerine para da var. O zaman para altın paralar. Altın ya da gümüş dönüşüm paralar. Dinar, dirhem deniyor bunlara. Tam yeri diyor. Bunlara yardım etmem biraz böyle diyor böyle. O da orada biraz alttan iniyor. Biraz geliyor. Onu bir yağmur veremiyor ki ama. Gitmiyor ya. O kadar vereyim diye vicdanı ver diyor böyle. Yok ama veremiyor, veremiyor. Geri dönüyor, veremeyecek bakıyor. Üstüne gidip geliyor, veremeyince altına biniyor, geri iniyor atmaya bu sefer. Madem bunu veremiyorum diyor, aklına bir şey geliyor. Oradan birini çağırıyor, gel bakalım, bakın buraya. El kaldı. Sor gelin cemine, benim cemine verdi, baktı. Sor gelin buyum cemine. Neden? Sor buradan ver. Burada para. Al bunları, bunlara ver, verdi, bak. Amca diyor, eline bir şey mi var diyorsun? Elim sakat mı? Niye kendini vermiyorsun böyle? Hayır diyor, elim sakat diyor ama veremiyorum. Elini veremiyorum ben böyle. Bak, kim yasa namaz kılamaz böyle. Bak, namaz kılamaz böyle. Kim namaz kılamaz böyle. Yani maldan sakınmaz. Malı sarf eder, dökü açar. O kadar boldur malı böyle. Gelden gidene böyle. Ama namaz kılıp üşünür böyle böyle. Yani abdest almaya kalkamaz böyle. Bize ağırlığı gelir, sıkıntı gelir, şey gelir böyle. Yani abdest zamanı üşenir benim böyle. O kadar namaz kendine zor gelir. Namaz, ibadetlerin başı o. Beden ibadetlerin başı namaz işte muhtemelen böyle. Oğlu mu sonra kolay evliler böyle. Namaz konuda mı? Geçti namaz olsa böyle. Diğeri de para böyle. Para nedir bu? Allah'a tevekkülü. Yarın başıma ne gelebilir dememek bunu fazla. Allah'a veremek bunlara böyle. Mümine bir önceki. Hakikaten bela buyuruyor şimdi bunlara böyle. Müminlerin, müttekilerin sıfatlarından biriydi. Böyle bir önceki.
Vellezi onda müminler ki yümüne iman ederler. Bima ünz ileyke indirilen Kur'an'a. Böyle tekrar böyle. İmanlar müttekkeler böyle. Her ayeti kerimesini taksire böyle. İnanan böyle. Ve ünz ile min kablik önceki kitaplara da inanırlar. Kitaplara da. Hangine? İncil ve suhuflara da. Zebra da inanırlar. Böyle. İşte İslam'ın farkı buradan kaynaklanıyor muhtemelen böyle. Hristiyan Yahudiler Kur'an-ı Kerim'i tanımıyorlar. Peygamber'i tanımıyorlar muhtemelen böyle. Biz ne yapıyoruz elhamdülillah? Hazreti Musa'ya inanıyoruz. Hüseyin'e inanıyoruz böyle. Tevrat İncil'e işte inanıyoruz böyle. Nesine? Gerçeklerine ama o da var. Gerçeklerine. Hepsi tarif oldu bunların. Değişti zamanla böyle. Değişti böyle. Tabii suhuflar da vardı mesela. Adem Hoca verilen suhuflar. Suhuf sahibi demektir. 10 sayfa. Adem Hoca verildi. O hep tabuğunda kayboldu bunlara böyle. Bilmiyor bunlar şimdi bunlar. Kayboldu bunlar böylece. Ama gerçeğine inanın muhteremler. Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in gerçeğine. Neden? O da Allah'ımız Rabbimizin kelamı. Aynı muhtemelen böyle. Yani o açıdan baktığımız zaman Kur'an nasıl Allah'ın kelamı ise onun Allah kelamı onlara böyle. Onlar haktır, gerçektir, gerçeklere sayılmaya böyle. Bugünkü mesela Tevrat'ta şeye baktığımızda hele Tevrat'ta öyle şeyler hikayeler var ki Allah'a koyuyor. Müstecan buna. Yani eve sokulmayı şeyler var böyle. Tevrat'ta onlara böyle. Bir örnek vereyim mesela ben. Yani akıl bunu kabul edemez ama işte bak. Tevrat'ta bu. Tevrat'ta. Lut Aleyhisselam'ın iki kızı vardı muhtemelen Lut Aleyhisselam'ın. Bir hanım vardı böyle. Oğlu yoktu kendisinin. Tabii meleklere geldiler. Buna helak olacağı haber verdiler kendisine. Buradan çıkın dediler böyle. Sabah güneş olmayan buna çıkın dediler bunlara. Lut Gölü'nün bulunduğu yer yani. Sodom başşehirleri. Sodom şehri başlıyor o zamanlar. Yedi kasaba batacak oradan böyle. Yalnız Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki ya Lut, yalnız dedi illem rayetek, kendine gabirin. Ancak dedi zevcen, yani hanım demin de karı deyim, kaba konuşuyor muhtemelen burada böyle. Yalnız dedi karım dedi, o dedi size gelemeyecek. Orada kalacak, o da hele kalacak böyle. Kulesi peygamber, kulesi peygamber, aynı evde yaşıyorlar. Ama kadını bir şey alamamış bunlar böyle. O da kafirlere bir rol yapanlar bunlar beraber. Şimdi burası tamam bırakılan muhteremler. Şimdi Tevrat'ın şu sapıkı bakın muhteremler. Bakın haşa muhteremler, haşa haşa illa tekrar. Güya iki kızı orada çıktıktan sonra, baktan sonra memleketi, iki kızı Lut Aleyhisselam peygamber iki kızı bir anışıyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki babamız peygamber, salih bir insan. Onu yatarsak ona bir neslimiz olsun diyorlar bak. Ondan bizim neslimiz olsun ben muhtemelen böyle. Güya yani sabık Tevrat'taki aynen bak böyle, ona böyle. Ne yapıyorlar? Babalarına şarap içiyorlar bakıyorlar yani böyle, bilmeden böyle sanki böyle. Babalarına çok şarap içiyorlar. Güya artık iyice alkolik olmuş. Aklını kullanamıyor ki böyle. Oraya gelmiş. Onunla kıza tehdit yatıyor, onun hamile kalıyorlar uzak bakımdan böyle. Yani böyle bir iftira değil mi? Bir peygamber rahmetlerinde. Halbuki her peygamber masumdur. Her peygamber masum. Sıfatı, beş sıfatı peygamberlerin vardır. Beş sıfatı vardır. Biri masum. İsmet yani ben. İsmet, günah işleyemezler. İşleyemezler. İncil'e gelince hele, İncil zaten Allah'a kelam bir şey yok. İsa Aleyhisselam hayatından böyle. Yok çağırma gelmiş, şu olmuş, bu olmuş. Ondan sonra mezarında, üç gün sonra mezarına kaybolmuş. Bunlar bunlar. Peki ama Allah kelam vahiy peygambere geliyor. Kime geliyor bu vahiy bunlara böyle? Kime geliyor bu vahiyler bunlara böyle böyle? Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğu halde tabi işlerinde inceleyenler, uyananlar uyanıyor elhamdülillah böyle. İslam'a geliyorlar. Yalnız bizim buna suçumuz çok büyük. Medine Münevvere'de bir Almanla tanışmış 67 yılında. Adı Ömer'di. İnşallah hayattadır.
Allah ihtiyacını artırsın inşallah. Ömer. Adı Ömer. Hazreti Ömer gibi böyle. Çok böyle candan böyle yapışkan bir şeydi böyle. Ona bayağı pelip kaldık beraber onunla beraber. Bir gün şöyle diyor konuşuyor sohbette. Ben de sizin davacı hocam mahşerde ben de. Ben de davacı hocam mahşerde. Öyle de hayrola ya böyle. Eğer de siz çalışırsınız dedi. Almanya'ya gelen işçiler, Türkler çalışsaydınız, Müslümanlar uyarsaydınız. Belki benim anne babam Müslüman olurdu dedi böyle. Ama size de daldınız Almanya'ya işi şey alalınız dedi böyle dedi. Anne babam da Hristiyan'a gittiler dedi. İçim yanı işine verdi böyle. Annem babam beni çok severdi. Bir tek oğlum böyle. Ben onları severdim. Ama Hristiyan gittiler onu dua edemiyorum işte. Aramda onlar. Edemiyorum böyle buyurdu. Eğer siz de çalışsaydınız, uyarsaydınız yaşamınızla onlar Müslüman olur belki de böyle derler. İşte Müslümanlara İslam'ı yaşayarak da böyle sözlü ve fiilini böyle, uygulamalı böyle. Yani bir Hristiyan ülkede yaşayan Müslüman orada böyle, yani yaşantılarıyla orada komşulara örnek olmaları gerekiyor böyle. Ahlaklarıyla, iyilikleriyle örnek olmaları onlara gerekiyor böyle. Hazreti Amr bin As'ı var sahabeden. Amr bin As'ı Hazretleri böyle. Amr bin As'ı Hazretleri. Bu cahiliye döneminde İslam öncesi çok gezermiş. Kendi Arap dahilerinden diyor mu? Arap dahi. Çok süper bir zekalı böyle. Öyle bir kişi kendisi de. Mısır'a birkaç gitmiş. Mısır'a gitmiş birkaç sefer. Mısır'a gitmiş. O dönemde Mısır gene bir büyük ülke. O anda böyle. Roma'ya bağlı tabii. Onu çok sevmiş. Sonra Hazreti Ömer'in zamanında bu ordu komutanı yaptı Filistin'de. Oralarda çok yere fethetti. Halife Ömer'e mektup yazdı. Ya emirel müminin, ben cahiliye zamanında Mısır'a gittim. Orasını gezdim. Orasını çok beğendim. Eğer bana izin verirsen ben oradan Mısır'a gireyim, Mısır'ı fethedeyim. Hazreti Ömer de bir cevap yazdı mektubuna. Tabi zaman istiyor gelmesi de. Ya Amr, sen aklın başına mı senin böylece? Bak Mısır'da Roma ait 200 bin askeri var Roma'nın. 200 bin askeri İskenderiye'de askeri var böylece. Senin ne kadar askerin var? 4 bin askeri var böyle. 4 bin kişinin komutanı, 4 bin kişinin komutanı. 200 bin askeri var böyle. Bile bile tehlike atmak olmaz bu şekilde. Amr tekrar mektup yazdı. Çok rica etti. İlle bana izin versen. Hazan peki bunu izin verdi. Peki dedi böyle. Hazreti Amr 4000 kişiyle seçme insan askerleri de kendileri böyle onlarla beraber Mısır'a girdi bir kasabayı. Ama her kasaba kale içerisinde. Kasaba küçükse daha zayıf kaleler oluyor. Büyük kasaba daha kuvvetli kaleleri. Küçük bir kasabayı bunu etrafını çembere aldı. Kuşattı bu kasabayı. Derken kasabayı teslim aldı. Yani içeri girdiler, fethettiler böyle kasabayı. Akşama yakın vakitte. Hazreti Amr şimdi baktı ki askerin yiyecek yok akşam şimdi ama. Yiyecek yok askerin böyle. Aç asker böyle. Yiyecek gıda lazım bunlar, erzak lazım bunlara. Seçti birkaç adamlarını, ikişer kişi. Gelin bakalım buraya. Gidin evlere, kapıyı bir vurun şöyle böyle. Ama kenarda bekleyin. Korkmasın biz bir çıkıyor birdenbire böyle. Deyin ki onlara bizi komutanımız gönderdi. Eğer evinizde sizden fazla bir erzak varsa ekmek, un ne varsa yiyecek bir şey varsa geçer akşam neyse bırakın neyse kıyım parası vermek şartıyla istiyoruz böyle. Eğer sizden kendinizden fazla varsa ama yoksa istemiyoruz böyle. Gezin bakalım bu şekilde. Tabi daha evvel Roma askerleri fethettiği için asları kestiler, kızlar, kanlar hırsına geçtiler böyle. Muazzam böyle katliam yaptılar Roma askerleri orada. Bunu bilen Mısırlılar, Mısır halkı ne yapıyorlar? Şimdi yeni bir istila oldu onlara göre, bir işgal oldu onlara göre. Yeni bir güç geldi, Araplar geldi, işgal geldi orasını. Yine onlara böyle bir katliam yaptılar gece şimdi. Bir katliam yaptılar böyle. Her bir evine çekilmiş, ışıklar yanmıyor. Oturmuşlar hep bir arada, yine sarılmış, ağlaşıyorlar şimdi. Bilmiyorlar şimdi ne olacak böyle.
bir katliam da bekliyor böyle. Tak tak bir kapı vuruluyor. Adam erkek çıkıyor ama korkuyor, titreyip çıkıyor böyle. Açıp bakıyor böyle. İki kişi an böyle kendi bekliyorlar böyle. Buyurun. Böyle korkarak diyor ki özür dileriz. Bak rahatsız etsin böyle. Allah Allah. Bir rahatlık şimdiden böyle. Özür dilerim böyle. Rahatsız edip seni. Ne var? Eğer evinizde senin çoluk çocuğunu yiyeceğinden fazla bir şey, artı fazla bir şey varsa bir neyse bunun hükümeti burada varsa meşahatıyla istedim bunu böyle. Varsa fazla böyle. Hepsini vereyim ne varsa. Yok hepsini vereyim böyle. Ne fazla varsa. Dur vereyim. Tamam böyle. Şimdi çoğusu bir tane ne oldu konuşuldu böyle. Bak ay bak ne oldu bakalım böyle. Bakıyor bunlar böyle. Baba da geliyor ama babalar rahat geliyor. Sevinçli geliyor babalar böylece. Ne oldu? Ne oldu? Karısı baba, ne oldu baba? Ya bunlar şu insan bunlar ya. Nasıl bunlar böyle? Bir şey işler bu şekilde. Verelim verelim bana. Veriyor bu şekilde. Parası olmazlar. Allah elleri geziyor böyle. Askerler. Şimdi tabi sabah olunca bunlar rahat yatıyorlar işte bunlar. Rahat oluyor böyle. Oo, hiç korkmuyor böyle. Her biri o akşam stresliyken, korkudayken, titrerken rahat yatıyorlar böyle. Sabah korkuyorlar. Şimdi birbirine görüyorlar. Ya baştan böyle bir şey. Bana da geldi. Bana da geldi. Ya ne insan bunlar böyle ya bak. Hem şikayet ettiler. Bizi evi de yakar yıkar. Bir hepsi alır böyle. Bir asa keser. Bunlar böyle yaptı bunlar. Ya ne insan bunlar bu şekilde. Bunların dini ne acaba? Ne inançları bunlar acaba böyle? Bakıyorum sabahları. Tabii dolaşıyorum mahallelerde. Asker dolaşıyor. Ama etrafa bakma yok böyle. Öyle bakıp geçiyorlar bir şekilde. Sonra bir şey okuyor. Sesli. Ezan yedim. Tam da böyle. Bakıyor biri bir şey okuyor. Namaz kılıyorlar ben meydanda. Biri öne geçiyor. Komutan oluyor. Onlara göre böyle bir komut veriyor. Namaz kılıyorlar bunlara böylece. Kimseye dokunmuyorlar. Ya bunların dini ne din acaba? Şimdi bir merak sorar bunların. Ne güzel din bu böyle bu. Bu sefer ileri girenleri böyle komutanlara irtibat kuruyorlar komutanlarla beraber. Nedir bu? İslam dini böyle işte. Peygamberimizden bahsediliyor. Kuvayet'teki okunu bunlara. İzale bu şekilde böylece. Allah iman böyle. Hiçbir kula haksız yetmemek. Kim olsa bir haksız yapmamak bu şekilde. İslam'ı öğrenince bu sefer bunların çoğu Müslüman olmuyor. Kendileri muhtemelen. Biz Müslüman olacağız bu sefer. Oluyorlar. 15 orada kalınıyor. Şimdi ikinci bir kasaba tekrar gelecek. Fetih için gelecek böyle. Diyor ki biz de gelelim diyorlar. Madem cihaz bu kadar sevap İslam'da. Fütuhat bu kadar İslam'da bunun sevabı var. Biz de gelelim buna. Peksi bir İslam böyle. Gönüllü. 1000 kişiden fazla kişi katılıyor. Böyle. Katılıyor. İkinci bir kasaba böyle. Orada böyle tekrar buna katılma oluyor böyle. Katına katına oluyor. Mısır Fethi bu kadar böyle. Yani gerçekten bakınız Medine'de kurulan İslam devleti. Medine'de kurulan. O zaman Medine küçük bir kasaba. Bir ilçe. Bugün bizim ilçemiz yani böyle. Küçük bir ilçe gibimiz. O Medine'ye münevvere. Bakın bir Medine'de kurulan İslam devleti dünyanın tek süper gücü oldu. Bu asker yetmez buna böyle. Hep katılma olun ben böyle. Katılma böyle. Gönüllü katılma olun böyle böyle. Demek ki bize ne yapar Allah'ın inşallah böyle? İslam böyle yaşayarak bak, uygulamalı bu şekilde bak. Böyle. Uygulamalı böyle. Yani konu komşulara, şunlara, bunlara, onlara karşı biraz müsamahakar görmek gerekiyor. Hoş görüyor ama böyle öyle görmek gerekiyor böyle. Aslında hoş görmemek, onu yaptığı hoş değil aslında. Hoş görmemek ama dışta öyle görmek onlara böyle. Onlara karşı öyle soğutmamak, sert durmamak, terslememek böyle, yumuşak gelmek onlara geliyor. İlgilenmeye gerekiyor, hastasına bakmak gerekiyor, şunlar bunlara. Gönül kazanmak mıdır böyle? Gönül kazanmak böylece. Mesela 7 kişi, Medine'de 7 kişi, Mekke'de Müslüman oldular. Mekke'ye fethi 7 kişi var. 7 kişi mıdır böyle? 7 kişi böyle bak. Bugün Almanya'da milyonca şey var Avrupa'da. 3 küsur milyon Müslüman var böyle. Türk oturuyor böyle. Bırakılan başka milleti daha vardı böyle böyle. Ama çalışmadı onlar böyle böyle. Örnek olmuyorlar bunlar. Ebil ahiretim yokunun. Ve bunlar özellikle ebil ahiretim yukunun. Ahirete imanları yukun, yıkan, yakın iman. Ahirete böyle. Sanki ölüp de dirilmiş, mahşerde hesaba çekiliyor, dikiliyor. Bu şey inanarak, yani imanı yakın deniyor buna, hakkı yakın deniyor buna böyle. Bu şekilde artı iman. Artı iman böyle. Bir insan artı imanı böyle kuvvet olursa ne olur o kişi? Güneşleyemez ki. Alırken biliyor ki bunun bir hesabı var.
Yürekim hesabı var böyle. Biliyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamber muhteremler. Alan da müsamaha olsun, veren satan da. Alıcı da böyle. Alıcı gidiyor bazı malı kötüye muhasebe. Ucuz alınırdım böyle. O atıyor, bak şunu falan böyle. O da muhteremler. Alan da ne olacak? O da din kardeşi karşısına böyle. Nasıl kendini bir muamele bekliyorsa adamın sikir böyle. O da görürüz hocayı böylece. Evet malın güzel, değerli ama ben de ucuz alacağım ben. Malı kötülemem gerekiyor bana böyle böyle. Satan da aldatmayacak kişi bana böyle böyle. Karşılıklı olacak bunlar İslam'da böyle şekilde. Bir gün biri bir gömlek almaya gidiyor. Bağdat'ta gömlek almaya gidiyor. O zaman tabii günümüzde gibi fazla şey o zaman böyle. Bir iki çeşit farklı oluyor. Kalite olarak bir yere giriyor. O alacak kalite malı tabii ismini belliymiş. Biliyor böyle. Tezgah atar. Karşılıyorum bu. 10 dirhem. Yani gümüş para. Bir altına geçmiş oluyor. 10 dirhem bu diyor böyle diyor. Bakıyorum mala. Yavrum yanlış olmasın mı diyor. Bunu başka yerde sordum diyor. 12 dirhem derler. Başka 12 dirhem derler bunu diyor böyle. Yanlış olmasın diyor böyle. Bak. Yani aldanmasın bak. Tezgahlar böyle. Hayır amca diyor. Bana öyle emir verdi diyor patronu diyor. 10 dirhem bu böyle diyor. Nerede patronun? İçeride Kur'an okuyor böyle. Yazanede. Giriyor yanına. Oturuyor. Tabi bitiriyor. Sakasını böyle. Kapıyor. İşte tanışıyorlar. Ben de gömlek almaya geldim. Tezgahlar sordum. 10 dirhem dedi. Ama bu diye piyasa her yerde diyor. 12 dirhem bu diyor böyle diyor. Abi bir yanlışlık var bunda diyor. Yok hayır. Neden böyle? Allah söz verdim diyor. Şu kadar kira alacağım diyor. Maldan böyle diyor böyle. Allah söz verdim. Bu işe başlarken nasıl ben ucuz almak istersem karşı öyle ucuz alması ben din kadar ister. Ben Allah'a söz verdim diye fazla kere koymayacağım diye. Şu kadar kere koyuyorum diye. Bunun alışı şu. Tabi uzaktan geliyor. Şu masrafı var. 10 dirhem bana yetiyor böyle böyle. Yani %10 oluyormuş bu. Öyle koymuş böyle böyle. Yetiyor bana. Bu işi böyle veriyorum böyle diye. O zaman ben sana mal alamayacağım diyor. Neden? Niye alamayacaksın? Bir gün diyor bir yolcu diyor garip diyor. Geldi diyor bizim diye kasabaya geldi diyor. Parası kalmış. Parası Müslüman kalmış. Parası kalmış diyor. Dedi ki diyor ben filan yere gidiyorum. Param kalmadı. Yanında kıymetli bir şey varmış. Neyse artık böyle zamanlar. Onu sata çıkardı böyle diyor. Her neyse unuttum onu ne olduğunu. O da diyor bana lazımdı diyor bakın derler. Bana lazımdı diyor. Fiyatını biliyorum diyor. Ama diyor nasıl düşmüş. Bunu satmaya mecbur. Diye diyor. Ben diyor ona pazarlık ettim diyor. Fiyatını kırdım diye böyle. Bu da mecbur kaldı diyor. Bana verdi bunu diyor. Ucuz aldım bundan diyor. Onda senin nefsim diyor. Of. Tamam düşürdüm ve ucuz aldım. Seni verdi. Eve gittim diyor. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ya. Ne buraya benim peygamberimiz? Nefsini sevdiğini, din kardeşi sev, onu da sev bana böyle. Ve ben peygamberi böyle diyor. Ya ben düşseydim onun gibi diyor. Bunu bana başka yapsaydı diyor, ne oldu böyle diyor. Bunu başka mı yapsaydı bana diyor. Ben ne yaptım böyle. Hemen koşuya geliyor ama adam yolcu gitmiş tabii. Altta devinesi gitmiş tam bu şekilde. Bulamıyor tabii bunu. Kim onu bilmiyor tabii bu şekilde. O anda yemin diyor, Allah'a söz veriyor. Rabbim diyor, kimden mal alsam diyor, değerini aşağı almayacağım diyor. Düştü diye yine böyle. Ben Allah söyledim diyor, alamayacağım ben bunu diyor. Alamayacağım. Ben de diyor Allah'a söyledim diyor, %10'u falan almayacağım kâr diyor. Ben de fazla kâr alamam diyor. O zaman her alışık var olur. Alamayacağım tamam böyle. İşte müttakilik çok farklı bir şey muhtemelen müttakilik böyle böyle. Yani. Ve bunların böyle bir ahiret imanları, imanı yakıyor böyle ahirete böyle. Sanki ölmüş dirilmiş, kabrinden kaldırılmış, mahşerinde hesaba çekilmeyi bekliyor sanki. Bekliyor böyle. Az sonra amel defterine dağılacak, mizan kurulacak, hesap başına çağrılacak. Gel bakalım filanlık, filan kızı gel bakalım buraya bakalım abi böyle. Hesaba çekilecek. Orasını hiç unutmazlar. Ülâike alâ'dim Rabbihim. Ülâike işte bunlar
Bunu Rablerine hidayet etsin bunlar böyle. Alâ hüdem mir rabbihim. Rablerine hidayet etsin bunlar. Tam Allah yolunda yanı bunlar. Hidayet etsin bunlar böyle işte. Bunu yapanlar böyle. Tam doğru, sırat-ı müstakimde hidayete be. Gönülleri Allah'a yönelmiş böyle. Ahirete yönelmiş gönülleri. Dünyanın fani olduğu bilincini yaşarlar, inşallah bunlar. Allah'a yönelmişler. Velekül müflihun. Ve bunlar felaha kavuşan bunlar. Hümül müflihun. Felaha kavuşan bunlar böyle. Nedir felah? Korktan kurtulup ümidine kavuşmak. Felah bu böyle. Yani kurtuluş değil böyle. Kurtuluş felah olmuyor kurtuluş böyle. Mesela Allah'a korktuğum deprem oldu. Ev yıkıldı ama ev yıkılmaya dışarı atabilir kendisini böyle. O kurtuldu mu? Evi yıktı ama paramı hepsi gitti böyle. Açıda kaldı böyle. Ne de kurtuluş? Korktan kurtulup ümidine kavuşma. Bu da nedir? En son felah cehennemden kurtulup cennete cemalullah'a kavuşmak da böyle. Yani cemalullah'a böyle. Bir insan cehennemden kurtulsa bile çıksa bile oradan böyle eğer cennete giremese ne olur? Olmadı muhtemelen böyle. Arsuzu kaldı gene olmadı bu şekilde. Demek ki en son nedir kurtuluş? Cehennemden kurtulma. Kurtulma böyle. Her insan uğrayacak mı cehenneme? Her insan muhtemelen. İlla varduha. Mümkün illa varduha. Mümkün illa varduha. Sen kimse yok ki illa cehennem olacak. Varduha. İlla her insan cehennem olacak. Nasıl olacak? Sırat köprüsü böyle. Bu cehennem üzerine sırat köprüsü. Baştan başlar böyle. Bir baştan başlar böyle. Tek o yol var. Yine de giden mahşerden. Başı yok. Peygamber dahil, evliya dahil, eshab-ı kiram, herkes oradan geçecek. Geçecek böyle. Ama imanına göre geçiş farklı olacak muhtemelen. Farklı olacak böyle. Bir gün mezarlığa gidiyorum. Yürüyüp de gidiyorum böyle. Şuna bakıyorum böyle. Otobüs geçiyor. Taksi geçiyor böyle. Şu geçiyor böylece. Aklıma o sırat köprüsü geldi muhtemelen böyle. Baktım, bak diyorum, imana kuvveti bunlara verdim. Bak uçup gidiyor taksi böyle böyle. Beni yayın, o gün geçme uğraşamıyorum buradan böyle böyle. Ya, aynı şey o da böyle böyle. Kimin günah buraya götürmemişse oraya, atmış burada günahlarını, tevbe etmiş, burada her şeyi incelemiş. Burada incelemiş böyle, oraya bırakmamış böyle. Hesabın kendini burada koymuş, tamam böyle. Her incelemiş burada, o da ne olacak değil mi böyle bak. Böyle, kimi taksi gibi böyle. Gidiyor, kamyona gidiyor, otobüse gidiyorlar. O size gidiyor bazıları böyle. Ben yaya gidiyorum böyle böyle. Aynı maaş, böyle saat kapısına böyle böyle. Demek kimse kalmayacak. Her insan mutlaka o köprüyü geçecek. Altı cehennem çıkan böyle. Altı cehennem. Arada infilak edecek. İnfilak patlama böyle. Sanki milyonlarca bomba patlıyor böyle. Öyle infilak ediyor. Muazzam böyle. Bütün her tarafı sarsıyor. İnsan ah vah insan içine böyle. Böyle düşünüyor. Önünde arabiler yükseliyor birdenbire. Yükseliyor. Zabanilerle kapmaya çalışıyorlar. Cehennem köpekleri saldırıyorlar bunlara. Bu arada böyle bir halde onu geçmeye çalışmak böyle şey. İşte burada önlem almasak o da işimiz zahmetlendir. Orada pişmanlık ama fayda yok geçme orada. Geçme orada. Eyvah, eyvah ama vahma yok geçme orada. Geçme orada böyle şey. İşte oraya günahları taşımamak muhtemelen. Taşımamak böyle. Cehennemin bir çekim gücü var cehennem. Çekim gücü böyle. Nasıl yer çekimi var böyle? Gücü var böyle. Neyi çekiyor? Günahları çekiyor muhtemelen böyle. Mesela muktatırsı var böyle. Kağıdı çekmiyor. Değil mi? Basmayı çekmiyor. Muktatırsı var değil mi böyle? Neyi çekti böyle? Cehennemde çekim gücü var. Günahları çekiyor böyle. Kimin günahı azsa onu az çekiyor böyle. Düşüremiyor onu böyle. O kişi ne yapıyor? Tökeziyor, mökeziyor, yavaş gidiyor. Düşüp kalkıyor ama gene çekemiyor işine böyle. Az günah var. Günah çok sene oluyor. Böyle onu çektiği gibi, kapıştığı gibi alıyor, altına alıyor. Allah korusun ben. Oradan bakınca dünya nedir? Bir rüya. Bir rüya muhtemelen. Dünya da böyle. İnsan hatırlayabildiği kadar dünyasını, o çocukluğu, gençliği, şunları, bunları, işi, gücü, şunlar, bunlarla kendi hastalığı, yaşlı, maslı, şunlar, bunlar böyle. Dünya böyle fırtınası, karı, kışı, gecesi, gündüzü, düşmanlar var, şunlara bunlar, terörler, bunlara bunlara böyle. Böyle bir huzur yok aslında böyle yani. Böyle. Kimsenin bilmiyor yarın ne olacak. Onun için işte mutlaka felah için o köprüyü
geçmek şart mıdır burada böyle? Altı cehennem mıdır böyle? Altı cehennem gerekiyor böyle. Onu geçen ne olacak oradan? Tabi bazıları şimşek diye, ışık hızıyla yani böyle. Hiç fark etmeden ben burada. Buradan bir fır yapacak böyle. Şimşek gibi geçecekler böyle. Hatta onu da yalvaracak, cehennem alacak onlara. Mümin çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürecek bunu bak. Çünkü müminin nuru ateşi söndürüyor. Bilinsiz bunlar böyle. Su nasıl söndürüyor ateşi? Nur da söndürüyor bak böyle. Demek müminin nuru ne yapıyor? Müminin nuru ateşini söndürüyor böyle. Cehennem yalvarıyor. Ya mümin çabuk geç, çabuk geç. Ateş, nuru ateşimi söndürüyor. O yalvarıyor böyle. Nuru. Onlara bu şekilde. İşte tabii kimi şimşek gibi. Hiç fark etmeden. Kimi yıldırım gibi. Ses hızıyla yani böyle. Kimi artık atla koşarak gibi böyle. Herkes şeyine gelir. Kimi yaya koşarak gibi böyle. Kimi de tökeze tökeze böyle. Bir adam atıyor. Bir düşüyor. Ama eli yandı yatırır böyle. Yani yapıştı elleri bütün cızzz etti eridi böyle. Neyse orada bir kalkıyor. Şey yapıyor. Gidenlere bakıyor. Oh, kim geçip gidiyor bir yandan böyle. Taksa geçiyor. Ben baktım ona bunu. Taksa geçiyor böyle. Onlara bakıyor. Ona ama oğlu kızı geçiyor. Fayda yok ona. Nefsi var. Yok yardım yok buna. Böyle şey. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sakın başında peygamber dökecek. Yalvaracak. Allah ümmetimi selamet ver. Ümmetimi selamet ver. Peygamber böyle. Allah senin ümmeti, senin ümmeti, senin ümmeti Allah'ım. Yalvaracak Peygamber Hazretleri böylece. En son nasıl geçecek oradan? 3000 yılda. 3000 yıl mı? En son geçecek. 3000 yılda böyle. Düşmüş, tökezlemiş, kalkmış, zorla kalkmış, iki adam atıyor, gene düşüyor, tökezliyor, bu şekilde böylece. En son mümin 3000 yılda bu tek bu kalıyor böyle. En son böyle Sırat Köprüsü'nü aşacak muhtemelen. Sırat'a girdi böylece. Dönüp bakacak arkasına. Böyle. Bakacak ki cehennem bakacak ki böyle geçinmeyenler, kafirler geçeyim onlara böyle. Düşenler var işte böyle. Cehennem düşenler böyle. Bağırma, çağırma, figanlar böyle. Ahvallar böyle. Zamanların sesleri gülüp birbirine karışıyor ki böyle. Korkuyor bir hali bu şekilde. Allah'ım sana şükür olsun Allah. Allah'ım sana şükür olsun. Çıktım oradan diyecek. Neden? Günah biraz fazla muhtemelen. Çünkü nedir Sırat Köprüsü? Günahtan arınma yeri orası böyle. Eğer arınmasa günahından cennet rahatı emredemez ama. Arınmasa böyle. İçinde kin, kibir, ucub, rüya, şunlar, bunlar, benli, gurum oldum böyle. Cennet rahatı edemez muhtemelen. Onu eli yüksünler böyle. Ateş yakın onlara böyle. Günahdan ateş yakın onlara böyle. Yani demirin pasatı yaktığı gibi yakıyor bunları. Ondan sonra cennete girecek. Kapıya girip bakacak. Cennet dolmuş. O cennete görünce karşıdan bakınca daha önce cennetin kokusu geliyor karşıdan beri daha. Gelmeden daha beri. O cennetin kokusu. Beri. O çiçekler, ağaçlar, meyvelerin kokuları gelecek. Artık mesle kokulan muhtemelen beri. O kadar şey. Gelecek kapıya bakacak bu şekilde. Bakacak. O dolu böyle. Bana yer kalmamış. Bırak Rabbim kulum gir. Yani bana kulum yer kalmamış. Kulum senin yerin var. Gelecek alacak bu melek muhtemelen beri. Ne kadar bunun yeri? En fakir bu cennette. En fakir cennette bu. Dünya 10 katı ama yeri. Dünyanın 10 dünya kadar yeri. Yani 10 katı. O kadar yeri ne yapsın? Burada fazla gelir insan muhtemelen böyle. Orada fazla gelmiyor abi böyle. Gelmiyor muhtemelen böyle. Şimdi bir insanın bahçesi var mesela. Ufak da çocuğu var diyelim şimdi. Orada örnek verelim. Çocuk da yeni yürümeye başlıyor. Kişi tutar bunu annesi babası elinden. Bahçe bir gezdirir böylece. O bahçe yeter ama. İşte biraz gider, gelir, şöyle biraz gezer böylece, çocuktan yorulur. Yeter bu şekilde. Çünkü biraz daha büyüdü, baba biraz daha gezelim der böyle. Artık onun için dar girip başladı böyle. Delikanlı olur böyle, o bahçede durur mu? Tamam böylece. Artık şehir içerisinde böyle, şu paraklara, cahiler, şuraya, buraya artık böyle, safiyelerini böyle, uzaklara bekler böyle. Yayan bu böyle. Bir de arabaya binse ne olur? 100 kilometre az kendine binse böyle. Muhtemelen böyle. Uçak olsun, uçak olsan, bana kıta lazım muhtemelen böyle. Cennet böyle mi cennet böyle? Cennette hız var, hız.
muhtemelen. Ruhsatız böyle. Dile dandı böyle. Pırırır dünyayı hemen dolaşıyor muhtemelen böyle. Işık hızı mesela dünyayı 7 sefer dolaşıyor saniyede. Bir saniyede ışık hızı 7 sefer dolaşıyor dünyaya. Tur atıyor 7 sefer. Bir saniyede aç kapını kapan muhtemelen böyle. Demek onun için 10 katı dünyanın olan yer bile cehennetekinin en fakirin yeri bu. Mülkü en küçük onun yeri böyle. Gerçekten küçük ama oraya yaşama göre böyle. Yaşama göre böyle. Küçük bir derece. Ona göre diğerlerinin makamları muhteremler. O köşkler, o saraylar böyle. Yani para alınmaz onlara muhteremler. Onlara para yetmezse yetmez onlara böyle böyle. O köşkler, saraylar böyle. Artık altında, mücevherden, yakuttan, zümrütten böyle nur parla 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 göz kamaştıran böyle. Odaları, divanları, hepsi döşeri dayalı. Yer ipeklerinden böyle. Hepsi böyle. Her şey hazır açtır. Cennette toz yok. Eskimek yok cennette. Beka alemi. Orası. Orada bir şey eskimiyor orada. Yaşlanmak yok. Hastalık yok. Yorulmak yok. Uyku yok. Bir zevkle bir hüzün yok. Dert yok. Yarın düşünmek yok. Kimse düşünmek yok. Yani çoğunluğun düşünmek yok orada böyle. Herkesin makamı var. Herkesin makamı var. Yani herkesin köşkü sarayı, her birbirine rahat bu şekilde. Cennette ne alışveriş var, ne ticaret var, ne çarşı pazar var. Böyle. Ne de hoşa gitmeyen bir şey. Mesela bir hapşırma. İnsan aniden namaza geliyor bazen. Bazen sofrada mesela atıyorum kalabalık bir hapşırma geliyor kişiye. İnsan utanıyor onda mesela. Çekiliyor, mekiliyor. Böyle de böyle böyle. Yok cennette muhtemelen böyle. Hapşırma yok. Bunun akıntısı yok. Nezih olmak yok. Göz akıntısı yok, kulak kirliliği yok, burnun akıntısı bir şey yok böylece. Tuvalet yok cennette. Her böyle pırıl pırıl demek. Her pırıl pırıl demek bu şekilde. Tıraşlanmak yok. Yani saç büyümüyor. Aynı kalıyor böyle böyle. Sadece rengi, büyüklüğü, şekli neyse böyle cennetteki o kıyafet hep aynı kalıyor böyle. Yani saçı taramak da yok. Aynaya bakayım da, düzelteyim saçlarım, o da yok. Karışma böyle. Şu aynayla da mucizesin cennette. Kim yapacak tarağı? Onun fabrikası olacak taramada. Tırnak kesmek yok böyle. Tırnak alacaksın, yan alacaksın. Her şey böyle hazır, hazır, hazır. Hazır, bol, 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 bol. Bol böyle. Belan buyurunca, kullarım külü veşib heniyen bima kuntum te'amelun. Kullarım yiyin işin. Dünyanın amelinizi karşı böyle. Yiyin işin, bol bakın, bol yiyin bakalım böyle. Bir elma koparıyorsun, hem yerine bir başka bitiyor. Mevsim yok bundan böyle. Elma, her ağacın kökü yukarıda, dal aşağıda mı ya böyle? Ne kadar ağaçların büyüklüğü? Bir insan atla gitse, atlı böyle, rahman at böyle, yani hızlı, koşar değil böyle, hızlı giden atla gitsen, 100 yıl gitsin, bir ağacı bitiremiyor. Bir ağacı bitiremiyor. Bir ağaç bitmiyor. O kadar büyük cennet ama. O kadar büyük cennet, bitmiyor böyle. Yedik göklerden büyük cennet. O kadar. Her şeye ben meyvesi ne istersen, ne iste, aklına ne gelirse böyle. Ne aklına gelirse hepsi var, var, var böyle. Bir an kimse için bir keder gelmiyor. Hüzün gelmiyor. Sıkıntı gelmiyor. Ruhsal sıkıntı gelmiyor. Böyle. Herkes gayet neşeli, huzurlu. Herkes mutlu böyle. Herkesin eşi var. Kimse orada tek kalmıyor orada böyle. Herkes eşinden memnun var. Herkes eşinden memnunum. Orada namaz yok orada. Yani bırak da şey git namaza mesela. Kalk namaza git. O da yapıyor muhtemelen. Namaz yapıyor böyle. Dünyada. Oruç da yok. Zekat yok. Kimse artık kimse verirsin bunlara böyle. Hac yok orada böyle. Ne var? Tesbihat. Van alıyor bir hamdi gibi. Allah zikir var bana böyle böyle. Bu da ne yerine geçiyor? Nefes alma verme yerine. Orada hava solma yok bu böyle. Hava solma o da bir külfet. Durma havayı böyle al ver, al ver, al ver. 5 saniye sürüyor bir hava al vermek. 2 saniye alıyor, 3 saniye geri veriyor böyle. 5 saniye sürüyor böyle. Al havayı ver, al havayı ver, nefes, al ver, al ver. Yani biz, melek de bize gülüyor bunu şimdi böyle. Bakın bakıyorlar böyle. Orada hava solmuyor orada böyle. Ne var? İşte onun yerine zikrullah, tesbihat böyle böyle. Kuşların zikirleri, meleklerin zikirleri, böyle hurilerin zikirleri, hele ağaçların, dalların sallanması böyle bazı bir hava geliyor. O ağaçların dalları, tuğba ağaçları, Allah diyemedi böyle. Ağaçlar böyle, şey geliyor böyle, Allah zikredenler böyle. O kuşlar, cennet kuşları böyle, Allah zikredenler böyle. O herkes iyi olur böyle cennetten.
Orada herkes yiyen böyle. Herkes yiyor orada. Kötü kişiye böyle. Kimsenin kötülüğü gelmiyor insanlara. Dost, arkadaş, herkese kardeş orada. Onun da tabii bedeli var ama cennet bedeli. Bedeli var. Bedava değil yani. Ne onun bedeli? Dünyada bedeli böyle. Peşin mi değil? Taksitle. Taksitle bedeli. Bir günlük taksit var. Haftalık var. Yıllık taksit var. Bir ömürde bir defa var. Taksit var. Böyle. Günlük nedir? Beş vakit namaz bu tembe. Günde beş taksit yatır böyle. Kişi sabah namazını kılıyor. Sabahtan bir taksit yatırdım böyle. Öğleye kıldı. Taksit yatırdım böyle. Haftalık cuma namazı. Cuma'ya gittin mi? Haftalıktım. Bir de yıllık işte. Orun tutuyor bunları. Haç ömrü bir defa. Taksitle. İnsan bu taksitle dünyaya yatırdı mı? Borç kalmadı mı? Elhamdülillah. Artık orada ebedi hayat, ebediyen rahmet. Allah'ım nasip etsin hepimize inşallah. Lillahi Teala Fatiha.